Ne yapıyorduk? Gülüşüyorduk. Şimdi çocuklar, bizim size anlattığımız gibi pas röpmetlerimizdeki sıvıyı... Peki bunun içinde ne vardı? Evet, çok güzel. Aynen. Şimdi bunu al bakalım. Dur, pas röpmetlerimizdeki sıvıyı alsın. Evet, al sen de. İçinde ne var? Al bakalım şimdi bunu. En basit halini. Evet. Al bakalım senin de rengin. Al bakalım senin de rengin. Aynı anda dök bakalım Zehra. Aynı anda sık bakalım. Fışkırsın Zehra. Fışkırsın. Tek 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 tek. Harikasın. Zehra renklerin baksana karışımını gördün mü? Güzel. Al bakalım. Çok güzel oldu değil mi? Kırmızı da mı? Tamam. Şu elinle vuracaksın, bu elinle de basacaksın, tamam mı? Bu elinle, bu elini salla, bu elini salla. Bak, bu çok büyük kalıyor. Bu tarafı sıkıştırabiliriz. Hangisini yapalım? Hemen. Bunu da sonra bunu da çalalım. Hemen. Bunu da buraya yerleştirelim. Hangi biberlerin için? Altıgen boşluğu olandı değil mi? Evet, aferin. Bunu nereye yerleştirelim? Hadi yanımızda alalım. Tamam, şimdi bu tarafa doğru çevir. Bir yandan gidebilirsin. Yürüse ve şaşır. Şaşır. Bak kelebeğin çok... Evet. Böyle koydum bir tane. Şimdi çekme. Kocaeli şehrinde yaşayan 3-6 yaş arası çocuklara yönelik hazırladığımız bir proje aslında Lokomotif Çocuk Köyü. Kendi kahramanlarını yaratabilecekleri, kendi dünyalarında doğadan bilime, bilimden sanata varana kadar, psikolojik desteğe de varana kadar bir Lokomotif Çocuk Köyü planladık. Yapraklara dokunmadan köklerine böyle bırakıyoruz, tamam mı? Aferin sana. Mutlaka keşfedilen çocuklar da oluyor. Ailelerin bazıları mesela şu oluşabiliyor bazen ebeveynlerde. Benim çocuğum sporcu olsun ya da benim çocuğum doktor olsun, mühendis olsun. Ama bizim yüklediklerimizin dışında çocukların kendi içerisinde aslında bastırmak zorunda kaldıkları yetenekler var. Bu yetenekler burada dünya gözüne, yüzüne çıkmış oluyor. Hiç resimle alakası olmadığını düşündüğümüz bir çocuğumuz çok güzel kara kalem çalışması yapabiliyor mesela. Ya da hiç müzik kulağı olmadığı düşünülen bir çocuğumuz burada ritimlerle birlikte aslında bir müziğe kulağının olduğunu, bir müzisyen olabileceğini keşfedilebiliyor. İnanın şu anda biz anaokuluna başladık ama kızım burayı daha çok seviyor. Buraya sürekli katılım göstermek istiyor. Anne ne zaman bitecek bitmesin işte bir sonraki vagona hani hangi zamanda diliminde gideceğim hep bana bunu soruyor zaten. Çok eğlenceli geçiyor vagonlar. En çok şefler vagonundan mesela memnun kalmıştık. Şefler de işte çeşitli pasta, börek, kek, kurabiye o tarz şeyler yapmışlar. Yok.
vagon olması çok güzel. Yani çocuklar o yüzden aslında biraz da severek geliyorlar. Vagon vagon olduğu için hani trene benzettikleri için işte o şekilde hani olduğu için daha çok severek katılıyorlar. Becerisi olsun, eğitim olsun, her şeyi burada öğrenmeye çalışıyor kızım açıkçası. Yani ilkokul, hani anaokuluna gidiyor, yeni başladık ama buradaki tecrübeleriyle orada daha da başarılı olmaya başladı. Kafayı biraz şuraya sadece.